tamamlanarak sevgili çocuklarımızın kullanımına sunulan Şehit Jandarma Assubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz Spor Tesisleri açılış törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri yurdumuzun kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Hanımefendi biraz geri gelin. Tamam, şöyle geleceğim. Konuşmalarını yapmak üzere Etüt Proje Müdürümüz sevgili Gülcan Eroğlu kürsüye davet ediyorum. Sayın Süleymanpaşa Belediye Başkanı, kıymetli konuklar. Süleymanpaşa Belediyesi'nin Vatan Mahallesi'nde uygulamasını gerçekleştirdiği Jandarma Assubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz Spor Tesisleri açılışına hepiniz hoş geldiniz. Vatan Mahallesi, Barış Sokak'ta bulunan yaklaşık 1500 metrekare alana sahip park alanımızda 120 metrekare oturma ve dinlenme alanı, muhtarlık binası, çay bahçesi, basket ve voleybol oynanabilen çok amaçlı saha tasarladık. Diğer spor tesislerinde olduğu gibi çocuklarımızın ve ailelerinin spor yapmalarına ve sosyalleşmelerine olanak sağlayan yaklaşık 150 metrekare alana sahip çocuk oyun alanı ve yetişkinler için spor aletlerinin bulunduğu tesisimizin proje çalışmasını tamamladık ve uygulamasını bitirdik. Proje çalışmasına emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür eder, iyi kullanımlar dilerim. Saygılarımla. Kıymetli müdürümüze şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Süleymanpaşa Belediye Başkanım Sayın Cüneyt Yüksel'e kürsüye davetimi arz ederim. Çok kıymetli şehit ailelerimiz burada. Hem şehidimizin annesi, babası, hanımı ve muhtarlarım var. Siyasi partilerimiz, ilçe başkanları var, mahalle sakinlerimiz var, belediye çalışanlarımız var, başkan yardımcılarımız var. Her birinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle bir iki şey anlatmak istiyorum. Halil kardeşim hemen hemen benimle aynı yaşıt. Benden hatta bir iki yaşta küçük. Mekanı cennet olsun. Ben Halil'in vefat haberinden sonra gerçekten hepimiz çok üzüldük. Şöyle bir konu var. Belki mahalle sakinleri bilmiyordur, bilsinler diye anlatayım. Temmuz ayı 2020, 3 Temmuz olabilir, doğru mu? Kaç Temmuz abi? 9 mu? Tam günü hatırlamıyorum. Sakarya'da patlamalar oldu, büyük patlamalar oldu. O patlamalarda Halil kardeşimizi şehit verdik. Ama Halil ve yanındaki arkadaşlar olmasaydı belki bir Sakarya diye bir şey kalmayacaktı. Çok büyük patlamaların olabileceği, çok büyük patlayıcıların olduğu bir bölgede göreve gönderildiler. Onlar patlayıcı uzmanıydı. Aslında özü şu: bu topraklarda rahat yaşayabiliyorsak
bu topraklar ve millet için canını veren şehitler sayesinde rahat yaşıyoruz. Mekanları cennet olsun. Geride bıraktıkları bütün ailesine Allah'tan sabırlar diliyorum. Eşime, çocuklarına, annesine, babasına. Evlat acısı Allah düşmanıma yaşatmasın. Çok zor bir durum. Düşünmek bile zor. Ama ne mutlu ki şehit olarak bir şehit annesi, babası, şehit annesi, eşi oldunuz. Ne mutludur sözünü bunun için söylüyorum. Çünkü inancımız gereği şehitler ölmez diyoruz. Yani Allah kimseye böyle bir imtihana tabi tutmasın. Ama bir eğer ki sonuçta son nefesimizi vereceksek Allah bana da inşallah şehitlikle vefat etmeyi nasip eder. Böyle bir kutsal bir yerde. O yüzden burayı biz düşünürken Halil kardeşimin ismi gerçekten iyi bir yerde olsun diye düşündük. Vatan Mahallesi. Vatanı seven bir çocuk. G kardeşim. Barış Sokak. Orası da oturuyor ve onun Vatan Mahallesi'nde Barış Sokak'ta ismin yaşatılacağı güzel bir yer oldu. Ne olur beni de duygulandırmayın. İnşallah daha güzellerini onlar için, şehitlerimiz için Allah yapmayı güzel nasip eder. Ben belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun çocuklar. Güle güle kullanın. İzninizle ben kıymetli şehidimizin eşi Derya Hanım'ı davet etmek istiyorum buraya. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu şehirde bizimle olmanızdan da gurur duyuyorum. Bu aslan parçasına da sağlıklı, sıhhatli, uzun, güzel bir ömür diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Ben de babasını erken yaşta kaybetmiş bir abisiyim. Ama gururla konuşabileceğim, gururla anlatabileceğim, herkesin ismini konuştuğunda duygulanabileceği bir babam var. Böyle bir evladı, babanın evladı olmak herkese nasip olmuyor. Şimdiden dik duran, böyle aslan yürekli bu güzel kardeşimize de bir alkış alalım. Her şey gönlünüz olsun inşallah. Bu da size. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle eşimin adını yaşatmanız çok duygulandırdı beni gerçekten. Gelen herkese, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. En azından onun adını yaşatılması ömür boyu bizim içimizi biraz olsun ferahlatıyor. Ben hem asker kızıyım, babamı da çok erken yaşta kaybettim. 3 yaşındaydım babamı kaybettiğimde. Askerlere zaten hani büyük bir saygım ve sevgim vardı babamdan dolayı. Eşimden sonra da, eşim çok büyük bir vatansever. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Hem inançlı, inancını gereğiyle yerine getiren, hem çok dürüst, çok başka bir insandı benim eşim. Zaten hani şehitler seçilmiş oluyor, öyle derler. Gerçekten benim eşim de öyleydi. Nur içinde yatsın. Amin. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Sağ olun. Açılış törenimiz sona ermiştir. Hepinize teşekkür ediyoruz.